Kalorifer petekleri ve tesisat temizliği 1-3-6 ay gibi dönemlerde temizlemenizi tavsiye ederiz. En önemli kısım tesisatta pislik tutucu dediğimiz, yani bir filtreniz vardır. Kombinin hemen altında olur ve bunu sık sık temizlemenizde fayda vardır. Çünkü tesisatta oluşan pislik burada birikecektir ve bunu temizlediğiniz zaman hem sirkülasyon hem de ısınma oranınız artacaktır. Bu da size çok faydalı olacaktır. İkincisi, radyatörlerinizi 6 ayda bir tamamen suyunu boşaltarak içindeki oluşan kurumu, parçacıkları dökerseniz hem yakıt sarfiyatı açısından hem de sistemin temizliği açısından maksimum faydayı sağlayacaksınızdır. Bunları da genelde biz kış dönemi sonunda yapmanızı tavsiye ederiz. Kalorifer ve tesisat temizliğinde en önemli uygulamalarımızdan biri de ilaçlama yapmaktır. Temizleme yaparken özel ilaçlar kullanarak yeni tesisatlarda yüzeylerde kireç, pas ve mineral tuz kalıntıları oluşmasını engelleyebiliriz. Radyatörlerin içinde saç olduğu için kırıntılar vardır. Bu kırıntıların üzerinde bir film oluşturarak hem cihaza bu kırıntıların gelmesini engelleriz bu ilaçlamayla, hem de sistemin daha sirkülasyonda kolay çalışmasını sağlayabiliriz. İlaçlama yaparak %10 ile %20 arasında bir yakıt ekonomisi sağlamamız mümkündür. İlaçlama yaparak cihazlarımızın ömrünü ve tesisatımızın ömrünü uzatabiliriz. Daha uzun ömürlü olur. En önemli özellikler, bunu yaparken dikkat etmemiz bazı şeyler vardır. Uygulamayı yaparken önce boşaltma vanasından suyu boşaltacağız ve simsiyah bir su olduğunu göreceğiz tesisatta çalışan. Suyun simsiyah olduğunu gözlemleyebiliriz. İlaçlamayı yapmak için filtreyi temizledikten sonra filtreden elimizdeki ilacın yarısını sisteme boşaltıp ondan sonra filtreyi kapatıp tekrar sistemi 1,5 bara kadar su ile doldurmamız gerekli. Bunu yarım saat müddetçe kombiyi çalıştırarak sistemde sirküle etmesini sağlamalıyız. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar boşaltma yaparak tüm sistemdeki suyumuzu boşaltıp tekrar bunu uygulamaya koymalıyız. Sistemdeki suyu boşaltırken ilk başta gözlemlediğimiz o simsiyah suyun renginin açıldığını, daha beyaza yakın olarak geldiğini görebileceğiz. Ondan sonra tekrar filtreyi söküp geri kalan kutumuzun yarısını boşalttığımız zaman sistem bu şekilde çalışmaya ve devreye alınacak ve böylelikle 1 ile 2 yıl arasında suyu boşaltmadığımız veya doldurmadığımız takdirde maksimum yakıt tasarrufu, korozyonu engelleme, film oluşturma gibi artı özellikleri buradan faydalanarak görebileceğiz.